Evet, Amasra'daki maden ocağı faciasını unutmuş değiliz kuşkusuz sayın seyirciler. Sizler de tahmin ediyorum ki oradan gelecek soruşturmanın sonucuna ilişkin bilgileri bekliyorsunuz. Madencilerin ifadeleri alınmaya başlandı. Öncelikle onu belirtelim ve ilk gelen bilgilerde madenci ifadelerinin aslında Sayıştay raporunu doğruladığı yönünde. Önce bu ifadelerden yansıyan bilgileri alarak başlayalım bu konuyu konuşmaya. Gazeteci Can Bursalı'ya soracağız. Merhabalar Can Bursalı. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ne aktarabiliriz? Bir cümle madencilerin ifadelerinin Sayıştay'ın raporunu doğruladığı şeklinde yansıdı. Ama detaylarda neler var öğrenelim sizden. Evet, yani yaklaşık 13 gün oldu. Madem ki patlamanın üzerinden 13 gün geçti. Ama soruşturmayla ilgili henüz atılması gereken adımlar tam olarak atılmış değil. Herhangi bir yetkili ya da görevli şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmadı. Herhangi bir gözaltı yok. Sadece iki gün önce iki yetkili savcılıkla görüştü ve 10 dakika görüştü. Bu görüşme 10 dakika sürdü. Bunun bu tip bir görüşmenin ceza mahkemesi kanununda da yeri yok aslında. Madenci yakınlarının avukatları buna tepki göstermişlerdi. Dosyayla ilgili ilk izlenimi şu şekilde, yani ilk gördüğüm ifadelerden bir tanesi madencinin bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan madenci Sayıştay'ın 2019 raporundaki bazı bulguları ve tespitleri doğruluyor. Çünkü şöyle bir şey söylüyor ifadesi alınan madenci: 2019 yılında 168 kişi işe alınmıştı Amasra Taş Kömürü İşletmesi'nde. Hı hı. Bu işçilere 25 binlik bir eğitim verildi. Yani yaklaşık 3 sene önce işe alınan bu işçiler, ifadesine başvurulan madencinin aktardığına göre hemen usta yapıldı. 2009 yılında giren, yaklaşık 13 yıl tecrübesi olan madenciler ise geri hizmete çekildiler. Sayıştay diyor ki 2020 yılındaki raporunda, Amasra Taş Kömür İşletmesi'nin yönelik raporunda 2019'daki alımlardan sonra bu maden ocağında iş kazalarında belirgin şekilde artışlar meydana geldi. Madencinin ifadesi dediğim gibi Sayıştay'ın bu bulgusunu doğruluyor. Evet. Ayrıca bir de Sayıştay'ın 2020 raporunda bir iş disiplini vurgusu vardı. Madenci ifadesinde diyor ki işe alınan kişiler, yani biz tam ifadesini söylüyorum, bizde var diye saat 16'da başlıyor, işçi madene giriyor, nezaretçi ise 19-20 saatleri arasında içeri giriyor. Hı hı. Yani birlikte girmeleri gerekirken aslında madenciler yalnız giriyorlar madene. Maden kanunun 29. maddesi birlikte girmelerini zorunlu kılıyor. Evet. Ama nezaretçiler, mühendisler, vadi amirleri, her kimse, oradaki teknik personel, idari personel madencilerle birlikte içeri girmiyorlar. Sayıştay iş disipliniyle ilgili önemli vurgular yapmıştı 2020 yılındaki raporda. Aradan 2 yıl geçmiş ve hiçbir şey değişmemiş. Gördüğünüz üzere zaten 14 Ekim'de bir patlama yaşandı. Bir de gaz sızıntısına ilişkin de uyarıları olmuş anladığım kadarıyla. Bu ifadelere de yansıdı şimdi. Evet. Madenciler, yani ben yaklaşık 10 gün Amasra'daydım. Orada görüştüğüm işçi yakınları, madenden sağ kurtulanlar, yani patlama sırasında orada olmayanlar ya da bu kurtulanlar anlamında söylemiyorum. Hı hı. Hepsinin ortak söylediği şey, burada bir gaz sızıntısı var. Bir aydır burada bir gaz sızıntısı var diyorlardı. Buranın patlayabileceğine yönelik amirlerine uyarı yaptıklarını da söylüyorlardı. Ama gördüğünüz üzere yine hiçbir tedbir alınmamış. Çok teşekkürler Can Bursalı paylaştığınız bilgiler için. İyi yayınlar dilerim. Evet, bir konumuz daha olacak sayın seyirciler. Şimdi bu facianın en başında biraz daha aslında neler olabileceği üzerinden uzmanlara soru yöneltmeye gayret ettik. Çünkü tablo elimizde bazı veriler olsa da net değildi. Henüz tespit edilmiş eksikler
söz konusu değildi. Dolayısıyla olasılıklar üzerinden değerlendirmek durumunda kaldık. Ama şimdi tablo daha net mi uzmanlar baktığında? İşte bu görünen tablo şimdi bize ne anlatıyor? Onu sormak isteriz. Maden Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Ayhan Yüksel ile konuşacağız bu kez. Sayın Yüksel, merhabalar, hoş geldiniz KRT Günüsü'ne. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, şimdi anonslarken de söyledim aslında, biraz olasılıklar üzerinden değerlendirdik meseleyi olayın olduğu ilk andan itibaren. Ama şimdi elimizde zannediyorum biraz daha fazla veri ve bilgi var. Şimdi buna madencilerin yansıyan ifadeleri de eklendi. Bu tabloya baktığınızda bugün ne görüyorsunuz Sayın Yüksel? Aslında biz ilk günkü söylediklerimizden çok farklı şey söylemiyoruz. Başta şunu söyleyeyim, hani bu bir kader, fıtrat değildir, bilimin ve tekniğin gereğidir. Bugünkü bilim ve teknolojideki bilgi birikimiyle madenciler bunu önleyecek bilgi birikimine sahiptir. Sayın Yüksel, özür dileyerek bir virgül koymanızı rica edeceğim. Ses yankı yaptığı için bir sesi kısmanız gerekiyor zannediyorum. Televizyonunuzun sesi olabilir, bilgisayarınızın sesi olabilir. Ses uygun mu şu anda? Zannediyorum hali oldu. Buyurun devam edin lütfen. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Yani biz Maden Mühendisleri Odası olarak, maden mühendisleri olarak hırsız patlamaları önlenebilir kazalar olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle ilk aşamadan itibaren söylediğimiz şudur. Hani bu bir gürüz patlamasıdır. Burada metan kontrol edilebilir. Ateş kontrol edilebilir. Bu nedenle önlenebilirdir dedik. Ve bunu da sadece biz söylüyoruz. Bütün bilim insanları bunu söylüyorlar. Şimdi bu madenci ifadeleri size ne ifade ediyor Sayın Yüksel? Mesela yine bu meselenin başından itibaren aslında sizlerin de içinde yer aldığı uzmanların dikkat çektiği başlıklardan biri liyakat meselesiydi. Özellikle madeni tanıyanların yaptığı bir uyarıydı bu. Şimdi madencilerin ifadelerinde denildiğine göre yenilerin, yeni işe alınmış daha tecrübesiz olanların daha sorumluluk isteyen bir takım görevlerde görevlendirilirken tecrübelilerin daha geri hizmete alındığı yönünde bir takım beyanları var mesela. Bunu biz basın açıklamamızda da belirtmiştik. Yani siyasi kadrolaşmalar kamu kurumlarında sonsuz devam ediyor. Bu liyakatsiz atamalara ulaşıyor, neden oluyor ve bu da işletmecilik kurallarına uygun işletmecilik yapılmamasına sebep oluyor diye biz bunu açıklamamızda belirttik. Sadece bu işletmede değil, aslında bu kuruma bağlı diğer işletmelerde de var. Pek çok madencilikte ve madencilik dışında pek çok sektörde de bu görmekteyiz. Şimdi burada bu madencilik uzun bilgi birikimi, deneyim ve kültür aktarımı gereken bir meslektir. Ancak özelleştirme politikalarıyla 90'lı yıllardan itibaren buralarda VSN emeklilikler uygulandı, hızla küçülmeler yapıldı, uzun süreli işçi alımları yapılmadı ve bu kültür birikimi, deneyim, ustaçırak ilişkisi işletmelerde uzaklaştı ve sistemsel olarak sorunlar çıktı. Bu sadece işçilerde değil, mühendis alımlarında da gerçekleşti ve bu liyakatsiz bir yönetim anlayışını getirdi. İşçilerin ifadelerinin burada bilimsel verilerle desteklenmesi gerekiyor. Biz olayın ilk gününden itibaren orada olmamıza rağmen yaptığımız çalışmalarda resmi verilere ulaşamadık. Geçen hafta bunu bakanlıktan, savcılıktan ve ilgili kamu kurumundan resmi olarak 15 adet belgeyi istedik. İşçilerin bu ifadelerinin teknik verilerle desteklenmesi gerekiyor. Bu kadar yaygın ifade varsa elbette ki buna teknik verilerde de ortaya çıkacaktır diye düşünüyoruz. Bizim elimizde yeterli veri olmadığı için, hatta dün bir basın programda katıldığım yerde de söyledim, bize gelen gayri resmi bilgiler oluyor. Bunların çoğalması bizim çalışmalarımızı hızlandıracaktır. Ben dün basına da seslendim buradan. Eldeki verileri bizde toplandığında hızlıca bir rapor çıkarma çabası içerisindeyiz, onu başarabiliriz dedik. Yaptığımız çalışmalarda daha kesin olmadığı için çok erken ama ihmal var diyoruz. Hani patlamanın yeri, patlamanın nedeni konusunda henüz bir kesin tespite varamadık ama
elde ettiğimiz resmi olmayan verilerden baktığımızda havalandırma sisteminde sorunlar olduğunu düşünüyoruz. Enerji kaynaklarında sorunlar olduğunu düşünüyoruz. Bunlar ama tüm verilerin elde edilmesinde ortaya çıkacaktır. Zaten yakın zamanda da bir iş raporunun çıkacağını ümit ediyoruz. En azından o süreçte o rapor, o bilgilerle birlikte yeni değerlendirmeler yapabileceğimizi düşünüyorum ama başta da söylüyorum, bu kazalar önlenebilir kazalar. Evet. Nedenleri ve sonuçları da bellidir. Şimdi Sayın Yüksel, ilk başta bir madenci, acılı bir madenci yakının ağzından duymuştuk biz bunu. Cumhurbaşkanı'na söylemişti. Gaz var demişti, bizi patlatacaklar demişti ifadeleriyle yansımıştı kamuoyuna. Fakat şimdi daha fazla sayıda madencinin ifadelerinde anlaşılan o ki gaz sızıntısı, koku ve patlama riski biçiminde yöneticilerini uyardıkları biçiminde bir ifadeleri var. Şimdi böyle bir hissiyat varken ne yapılmamış olabilir? Yani şöyle, kömürün bünyesinde zaten doğal olarak metan vardır. Metan ortama yayılır ve ancak bunu iyi bir havalandırma sistemiyle duruma getirmek de çok kolaydır. Evet, ama işte, normalin dışında bir algısı var demek ki bu vardır, çalışan madencilerin. Bir anomali fark etmiş madenciler. Çok rahat fark ederler çünkü o sensörler, gaz izleme sensörleri yer altında sesli ve ışıklı alarm veriyorlar. İşçiler bunu görüyorlar ya da yanlarında nezaretçi dediğimiz işçilerin, ustabaşların yanlarında seyyar gaz ölçüm cihazları var. Onlar da sesli ve ışıklı ilan alarmlar veriyorlar. Tabii işçiler de aynı ortamda çalıştığı için bunu duyuyorlardı. Biz kokudan çok o ibareleri, o anomalileri tespit ettiklerini düşünüyoruz. İşte burada da gaz oranı %1'i geçtiğinde patlayıcı madde kullanılmaz, kaynak yapılmaz, 1,5'u geçtiğinde elektrik kesilir, 2 geçtiğinde ocak terk edilir. Eğer ki bu süre içerisinde bunlar olmasına rağmen yöneticiler tarafından işçiler ocağı boşaltmadıysa ya da 1,5 civarındayken elektrik kesilmediyse bu işçilerde bir tedirginlik yaratır elbette ve ileride bunu o alarmlardan hissetmişlerdir, duymuşlardır, hissetmek değil de duymuş ve görmüşlerdir. Bu nedenle de bu yönde ifade vermişlerdir. Evet. Zaten gaz izleme sensör sonuçları ortaya çıktığında bu ifadelerin netliği de doğruluğu da somut hale gelebilir. Ve bu şikayetlerin, bu hissiyatın geriye dönük olarak bir süredir devam ettiğini anlıyoruz biz ifadelerden. Şimdi üzerinden bu kadar zaman geçmişken siz hala bazı bilgi ve belgelere ulaşamadığınızı söylüyorsunuz. Bir yandan patlamanın üzerinden eğer yanlış hatırlamıyorsam 80 saat geçtikten sonra ancak dijital veriler toplanabiliyor. Görevliler, yetkililer ve belki de bu işte sorumlu olarak gösterilmesi gerekecek insanlar hala görevlerinin başında. Burada herhangi bir görevden alma, uzaklaştırma vesaire yok. Bu normal mi? Ya şimdi şu anda dava hazırlık soruşturması aşamasında. Bunu hukukçular daha iyi bilir ama yani burada tutuklamaların birkaç nedeni vardır. Birincisi, delilleri karartma şüphesi varsa tutuklamalar yapılır, gözaltılar yapılır daha doğrusu. İkincisi, kaçma ihtimali varsa yapılır. Burada hani kaçma ihtimalinde çok delilleri karartma üzerine avukatların kaygıları ve endişeleri var. Ama ben şunu söyleyeyim, gaz ölçüm sistemine müdahale edildiğinde, delilleri karartma yönünde bir çaba olduğunda bu sistemi bilmiyorum ama hemen hepsinin böyle olması gerekiyor. Böyle olduğunu biliyorum. Daha sonra bu yapılacak araştırmalarda sisteme müdahale edildiği de anlaşılabiliyor. Yani hatta hangi şifrenin sahibinin yaptığı dahi anlaşılabiliyor. Bu nedenle bunlar tespit edilebilecek şeyler. Dijital ortamdaki verilere dokunmak çok imkan dahilinde değil. Dokunulsa bile tespiti çok mümkün ve kolay bir şey. Burada ama diğer ocakta başka şeyler yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? Hani ben buna yapılmasının çok doğru değil tabii. Delilleri karartmak hukuki bir suçtur. Avukatlar daha iyi bilir bu işi ama sonuçta orada imkanlar da var. Başta ocağı başka bir ekibe devredilebilir. Hem güvenlik için hem de hukuki süreç için geç kalınmış olabilir. Bunu avukatlar söylediği için diyorum. Onların uzmanlık alanı. Ama şunu söyleyeyim.
Yani gaz ölçüm sistemine müdahale edildiğinde, gaz ölçüm sisteminde deliller karartıldığı takdirde bir tespit edilebilir. Evet, bu aslında bir ölçüde rahatlatıcı bir açıklama. Eğer burada öncesinde ya da sonrasında herhangi bir müdahale olmuşsa ölçüm sistemine, o verilere, biz bunu da görebileceğiz umuyoruz ki. Çok teşekkürler değerli katkınız için. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet.